bu sokak ya çıkmaz sokak ise diye endişe edip sokağa girmeyenler sokağın başında bekliyorlar. Ama onlar sokağın başında şunu telaffuz ediyorlar. Bu sokak çıkmaz sokak değil, çok iyi yere çıkar. Maşallah, tebarekallah. E hadi gir bu sokağa dediğinizde diyor ki girmeye gireyim de hiç olmasa sokağın başındayken bir imanım var sokağın çıkmaz bir sokak olmadığına dair. Ama sokağa girer de sokağı bir hakikaten çıkmaz mı değil de yoklarsam ya sokak çıkmaz bir sokak çıkarsa imanımı kaybederim. Düşünce bu. Bu ne kadar çürük bir düşünce. Dolayısıyla sokağın başında binler, yüz binler nakarat halinde bu sokak çıkmaz sokak değildir diye seslendiriyor. E hadi sokağa gidelim. O zaman gir sokağa bas kasa dediğinizde diyor ki ben bunu deneyemem çünkü sokak çıkmaz sokak çıkarsa imanımı kaybederim. Allah Azze ve Celle de diyor ki قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Senin Rabbinin kelamı hem adalet hem doğruluk olarak tas tamam tamamlanmıştır. Bunun yanlış çıkması, bu yolun çıkmaz bir sokak olması veya çıkmaz bir yol olması düşünülemez. Bundan asla tereddüt etme. Allah Azze ve Celle'nin dinini akletmek, değerlendirmek, incelemek hususunda kesinlikle kircikli bir durumda kalma. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ. Benim Rabbimse, onun kelamıysa kesinlikle dost doğrudur de ve bütün özgüvenini al, kitabını oku, elçisinin buna dair tatbikatını incele, araştır. قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. De ki Rabbim kıstı emretmiştir. وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ. Ayetin devamında وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ. Yüzünüzü ikame edin, doğrultun. عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Her mescitte, her namazgâhta. Yani her namaza durulan zamanda ve zeminde, bu her ikisinde içerebilir. عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Her namaza durduğunuzda, yani zaman itibariyle yahut her namazgâhta, her namaza durduğunuz yerde özünüzü Allah Azze ve Celle'ye doğrultun. Bu önceki derste de konuştuk bir bakıma, yani İngilizcesiyle söylersek refresh gibi, yani yenileniyorsunuz. Tekrar ayarlarınıza dönüyorsunuz çünkü arada bir kayma yaşanmış olabilir. Dünya muazzam güçteki bir mıknatıs gibidir ve sürekli etkide bulunur. Bu etkisiyle insan zaman zaman açı yapabilir, kayma yapabilir. Şimdi bir araç yola çıkıyor, şoför ona sürekli ne yapıyor direksiyonuyla? Sürekli istikamet veriyor. Çünkü yer yer böyle sürekli, aynı bedenimiz de onun gibi. Çünkü nasıl zemindeki ayarsızlıklar sürekli araca şey yaptırır, belli bir kayma yaptırır ve sürekli biz onu kontrol ederiz. Buna rüzgar etkisinden tutun, tekerlerdeki yer yer balast sorunları, tekerden ta direksiyona gelen süreçteki çünkü karşılıklı iki teker bunlar arasında belli düzeyde fazlar oluşabilir. Ondan sonra bir de zeminin yer yer tutuşları mutuşları, bunların hepsi belli bir hızda sürekli kontrol gerektirir. Dolayısıyla hayatta da yola çıktığınız, sokağa çıktığınız andan itibaren rüzgardan tutun da her türlü sağlı sollu tesirler, bütün duygularımızla eşleşen bu Cenab-ı Hakk'ın وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Gözünü dikme, çünkü gözünü diktiğin zaman kendini bu tesire daha fazla açmış olursun. Kafirlere verdiğimiz o rengarenk çeşit çeşit, sırf kendilerini sınayalım diye dünyanın o süsünden verdiklerimize gözünü dikip durma. لِنَفْتِنَهُمْ ف۪ي. Biz onları sınayalım diye kendilerine verdik. Şimdi bu bakış ve bu şekilde kişinin yoğunlaşması, yani mal olur, araç olur, bina olur, bahçe olur, ondan sonra eş olur,
ne bileyim fabrika olur, dünyada rengarenk dikkatimizi çeken ve dikkatimizi çektiğinde, bizi etkilediğinde o elimizde yoksa elimizde var olanların değersizleştiği, kıymetsizleştiği ve bizi kendisine kuvvetle davet eden, bunların hepsi ayrı ayrı böyle vektörler gibidir. Çekim vektörleri bizim gidişatımıza tesir ederler. Ve kendinizi dikkat edin, belli bir kesime açtığınız zaman, yani belli bir ortam değişikliği yapın, belli bir kesimin söylemlerine bırakın, bir zaman sonra belli bir eksen kayması yaşadığınızı ve o türlü arzularınızın sizi belli bir istikamete yönlendirmeye başladığını göreceksiniz. Dolayısıyla bunların sürekli pek çok sayıdaki çekim etkisiyle kişi istikametten yer yer kaymalar yaşayabilir. Bu kaymaların hızlıca tahsih edilmesi, düzeltilmesi lazım. Tıpkı direksiyonda ki sürücünün bunu düzeltme çabasının ne kadar seri halde, yani o şeritte tutabilmek için. Bu وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Her namazgahta veya her namazda kendimizi adeta şeklen nasıl safa, yani saf düzenine doğrultuyorsak, şeklen nasıl istikamete, kıbleye doğrultuyorsak, hem de hepimiz aynı istikamette buluşuyor ve neredeyse hepimiz tek bir merkeze odaklanıyor isek, bu hepimizin aynı istikamette şeklen de olsa buluşması demek. Yani bunun şeklen görünen biçiminin bir de manen karşılığı var. Bu kez duygularımıza, düşüncelerimize, çünkü o esnada tilavet ettiğimiz ayet-i kerimeler, okunan Kur'an-ı kerimler tekrardan kulda bir yenilenme yapar. Bu buluşmanın bu yönüne mutlak surette inanıyorum. Yani bundan koptuğunuz zaman, namazı bırakarak uzaklaştığınız zaman tezahürlerinin hem düşünce dünyanızda hem günaha meyleden yanınızda nasıl kabardığını, bozulduğunu müşahede edeceksiniz. İnna salata tenha anil fahşai vel munkar. Muhakkak ki namaz kötülüklerden, münkerden ve fahşadan, yani ölçüsüz davranış biçimlerinden insanı korur. Cenab-ı Hak ölçüyü emrettiği ayette ölçüsüzlüğe karşı tedbiri de bize öğretti. وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ. Şu halde ben ölçüyü benimsedim ve hayatımı ben de bu ölçünün üzerine kurmak istiyorum. Ben de şeritte kalmak istiyorum. Ölçüde müstakim, sırat-ı müstakim üzere kalmak istiyorum. Dediğiniz zaman bunun en önemli aracı, bunu kendinizde başarabilmenin, وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Her mescitte özümüzü, yüzümüzü Cenab-ı Hakk'a dönmek. Tabii bu şuur düzeyinde ne kadar yüksek olursa etki düzeyinde o oranda gerçekleşeceği izahtan vareste. Çünkü Cenab-ı Hak قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Müminler felaha erdiler. Hangi müminler? Onlar ki namazlarında huşu. Sanıyorum bu huşu özümüzü namaz süresince, ki o namazın süresi bir vakitle diğer vakitte kadar uzanır, yüce yaradana dönmekle, dönebilmekle ilişkili. Bizi ne kadar yaradana atı, bizde ne kadar yaratıcı düşüncesini ve sahibe karşı saygıyı tekrardan yenilerse, o düşünceyi tekrardan güçlendirirse, tazelerse o denli etkili demektir. Bir de bir kimse var ki namazlarından sehv içerisindeler. Yani bu kimseler namaz kılıp kılmadıklarından veya kıldıkları namazın anlamından çok uzaklar. Allah Azze ve Celle bunların vay onların haline diye فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, ki onlar da namaz kılıyorlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ama onlar namazlarından
Sehv, yani farkındalıkları o kadar uzak ki namazlarından ve namazlarının gerçekliğinden, bu onların hayatına tesir etmiyor. Namazlarını zayi etmişler. اَدَاعُ السَّلَاةَ Namazlarını zayi edince de وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ O kez, bu kez şehvetler hayatlarında öne çıkmaya başlamış. Şehvetleri takip etmeye başlamışlar. Dolayısıyla namaz onun hayatına ayar vermekten çok uzak. Demek ki namazın bütünüyle terki söz konusu olduğu gibi anlamının da kaybı terkiyle eşdeğer. Yani bazı kimseler henüz daha namazlarını kılıyor olabilirler ama namazlarını anlamı bakımından zayi ettiklerinden sonuçları itibariyle namaz onların hayatına koruyucu olarak koruyucu etkisini sağlamıyor demektir. Buradan biz eğer geri dönüşünden, yani geri dönüş bilgisinden, sonuçlarından yola çıkarak namazımızın ne denli sahici olduğunu ölçmek gibi bir fikre vardıysak, o zaman şunu yapabiliriz. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz fahşadan ve münkerden alıkor. Hayatımızda fahşa ve münker yok ise o zaman kıldığımız namazın etkili olduğunu, dolayısıyla bizim namazı zayi etmediğimiz ve şuurlu özümüzü Cenab-ı Hakk'a dönerek huşu üzere kıldığımız gibi bir hüsnü zanna kavuşabiliriz. Ama yok, münkerat hayatımızda yaygın, fahşa hayatımızda egemen ise ama biz hala namaz kılan bir kimse isek, o zaman namazımızın anlamından koptuğunu, bizim namazımızı zayi etmiş olduğumuzu değerlendirebiliriz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sözü yere düşmez, boşa çıkmaz. Madem ki o bu ikisi arasında bir doğrusal ilişki bize öğretti. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Şu halde eğer fahşadan ve münkerden sakındırmamışsa, sakındırmıyorsa o zaman kıldığımız namazda anlamını kaybetmiş demektir. Böyle bir durumdaki kimseye, yani henüz namaz kılıyor ama namazının hayatında karşılığı olmayan kimseye namazını sahici kılması öğütlenir. Ama birileri ne yapıyor? Ya kardeşim bırak o namazı ya, önce insan ol falan gibi söylemlerle buradan namaz düşmanlığı, ibadet düşmanlığı, cami düşmanlığı, cemaat düşmanlığı beydahlamaya çalışıyor. Hatta din ve dindarlık düşmanlığı üretmeye çalışıyor. Bu maksatlı ve kin dolu yaklaşım aslında insanların kusurları üzerinden kendine dini hedef seçmiş. Dindarlığı hedef seçmiş, içinde dip düzeyde biriktirdiği dine karşı, sünnete karşı, Allah'a karşı öfkeyi kullar üzerinden ve kulların kusurları üzerinden kusuyor. Çünkü bunu gardını alarak yapmayı yeğliyor. Kendince de zekice davranış sergilediğini düşünüyor ama aslında öfkesinin ve kininin dine karşı olduğu gerçeği çok sırıtıyor.